Saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli izleyiciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin düzenlediği İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy etkinliklerinin 3. günündeyiz. Bugün benim açış konuşmamdan sonra değerli akademisyenler Baki Ayhan Asil Türk, Hasan Akay, Ahmet Güner Sayar, Münevver Ebru Zeren ve Hayrünisa Alp hocalarımızı dinleyeceksiniz. Bu tip törenlerin bir işlevi de kuruluştaki kökendeki enerjiyi o ana aktararak kurucu iradeyi ve aidiyeti pekiştirmektir. Aslında bizim yaptığımız da budur. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılında hem milli marşımızın hem de o devrin önemini hatırlatmak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına çare bulmak, devleti tekrar ayağa kaldırmak üzere 19. yüzyılın sonunda Osmanlıcılık, İslam Birliği, Türkçülük ve Batıcılık diye belirtebileceğimiz dört fikir hareketi görülür. Osmanlı olmak, imparatorluk bünyesindeki ulusları bir arada tutamayınca bu siyasi düşüncede kendiliğinden etkisini yitirmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Müslüman toplulukların Osmanlı'ya karşı faaliyetleri İslam Birliği düşüncesini de zayıflatır. İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesiyle Türkçülük bir ideoloji olarak güçlenir. Batıcılık ise Batı'dan neyin nasıl alınacağı tartışmaları sürecinde 19. ve 20. yüzyılın en önemli düşünce akımı halini almıştır. Siyasette parlamenterizm, ekonomide liberalizm, felsefede pozitivizm olarak görülen modernizm tartışmaları biliyorsunuz ki günümüze kadar gelmiştir. İstiklal Marşı'nın zemini de özellikle İslam Birliği, Türkçülük ve Batıcılık düşünceleri oluşturur. Mehmet Akif, Cemalettin Efgani ve Muhammed Abduh'un düşünce çizgisinde İslam Birliği'ni ve İslam'ın ilk kaynaklarını örnek almayı ileri sürer. Onun milli mücadeleye katıldıktan sonra yaptıklarına bakacak olursak dinin ve milletin korunması ekseninde yoğunlaştığı görülür. Hem İstiklal Marşı'nda hem de diğer şiirlerinde görülen milliyetçilik vurgusu onun ırkçı, Turancı görüşlere yakın olmasıyla değil, Türk milletinin İslam'ı koruyan bir güç olmasıyla ilgilidir. Mehmet Akif Ankara hükümetine bağlı olarak Konya'da, Kastamonu'da vaazlar verir. Milli mücadeleyi zayıflatmak için Ankara hükümetine bağlı olanların dinsiz olduğu, hilafeti kaldıracakları yönündeki kara propagandalara karşı konuşmalar yapar, halkı etkiler. Ankara hükümetinin devleti milleti temsil eden bir milli marş ihtiyacını bir güfte yarışmasıyla gidermek istemesi üzerine yüzlerce şiir o zamanki Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilir. Önce Rıza Nur, daha sonra Hamdullah Supi tarafından sürdürülen yarışma yoluyla milli marş seçilmesi sürecinde istenilen şiirler gelmez. Hamdullah Supi'nin bir bakan olması sıfatıyla Mehmet Akif'ten milli marş yazmasını istemesi üzerine ödülü almama şartıyla şiir yazmayı kabul eder. Ankara'nın soğuğuna kaldığı Taceddin dergahındakilerden aldığı paltoyla karşı koyan Akif, marş için konan ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darül Mesai'ye verdirir. Mehmet Akif'in bu erdemli hareketi örnek alınacak bir davranıştır. Hamdullah Supi, 3 milli marş önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmadan önce Kışla'daki askerleri dinletmiş, Akif'in yazdığı şiirin beğenildiğini öğrenmiştir. Mecliste seçim yöntemi ve marşın mahiyeti üzerine tartışmalar yapılır, milletin ruhuna uygun bir marş olması gerektiği üzerinde yoğunlaşılır. Akif bu görüşmeler sırasında çok heyecanlanır, oturumlara katılamaz. Çünkü bugünkü isyanı en iyi ifadelendirmek istiyorum diye beyanatlarda bulunmuştur. Tartışmalar sonunda 12 Mart 1921'de ayakta alkışlanarak İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edilir. Marşın Ali Rıfat Çağatay tarafından yapılan bestesi 1924'ten 1930 yılına kadar icra edilir. Sonra 1930'da yine emirle Zeki Üngör bestesi kabul edilir. Bununla ilgili süreci ilk gün Hasan Uçarsu hocamız çok güzel anlattı. Çok güzel marş örneklerini dinletti bize. İsterseniz videodan da bunları tekrar dinleyebilirsiniz. İstiklal Marşı'na dönecek olursak, Akif bu şiirde işlediği temaları daha önce yazdığı birkaç şiirinde de kullanmıştır. 1912 yılı sonlarında cepheye giden askerlere yazdığı 14'lükten oluşan Cenk şarkısında sel olup taşmak, yurdu düşmana alçaklara çiğnetmemek, dağ demeyip taş demeyip aşmak şeklindeki ifadeleri İstiklal Marşı'nda da kullanır. İki dörtlüğü sadece örneklendirmek istiyorum. Yerleri yırtan sel olup taşmalı, dağ demeyip taş demeyip aşmalı, sendeki coşkunluğa el şaşmalı, haydi git evladım uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları,
Leş gibi yatsın kara bayrakları kahraman evladım uğurlar ola. Akif 1915 yılı başlarında Sebilür Reşat dergisinde Uyan başlık şiirinde de hak kavramını kullanır. Yine aynı yıl ünlü Çanakkale Şehitleri şiirinde yazar. Akif, Kurtuluş Savaşı yıllarında başka bir marş daha yazar. Ali Rıfat Bey tarafından da bu marş bestelenir. Genelkurmay tarafından sipariş edilmiş olan bu marş orduda kullanılır. Marşın bir bölümü şöyle: Yılmam ölümden yaradan, askerim, orduma gazi dedi peygamberim, bir dileğim var, ölürüm, isterim, yurduma tek düşman ayak basmasın, amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, amin, amin, Allahu Ekber. Mehmet Akif'in hem İstiklal Marşı'nda hem de az önce bahsedilen şiirlerinde işlediği fikirler dönemin hakim fikirleridir. Aynı düşünceleri Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ve Ziya Gökalp'in yazılarında da görebiliriz. Gençliğe hitabede tasvir edilen ülke Kurtuluş Savaşı öncesi Türkiye'dir. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevdilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Atatürk nutukta bu zor günleri anlatır. Emperyalistlerin işgaline karşı Türk milletinin ve Atatürk'ün aldığı tavır ise karşı koymaktır. İleride bu durumla karşılaşabilecek Türk gençleri içinde Atatürk neyin değerli olduğunu şöyle açıklar. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Akif de İstiklal Marşı'nda özellikle 5. dörtlükte bu düşünceleri dile getirmiştir. Bütün bu düşüncelerin temelinde ise yine o dönemin ideoloğu olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideoloğu da rahatlıkla diyebileceğimiz Ziya Gökalp'tir. Onun ümit ve iman felsefesi dediği düşüncedir. Atatürk, Ziya Gökalp ve Akif'te ortak olan nokta inançlarına da dayanarak dünyaya karşı koymaktır. Tarihte Orhun abidelerinden beri görülen Türk milletinin hasreti, milliyet, istiklal ve hürriyet kavramlarına dayalıdır. Atatürk nutukta o dönemde Türkiye'nin düşüncesini yeni bir imanla donatmak, millete kuvvetli maneviyat vermek istediğini vurgular. İşte İstiklal Marşı'nın korkma diye başlamasının sebebi de budur. Akif bu marşta manevi kuvvete dayalı olarak maddi üstünlüğü olan Batı emperyalizmine karşı çıkmayı aşılar. Bu marş yazıldığında henüz düşman kuvvetleri Anadolu'dan atılmamıştır. Türk milleti bu manevi kuvvette işgalci güçlere karşı çıkmıştır. Tabii ki bunu Hakk'ın yardımıyla yaptığını düşünerek. Akif'in bu vurgusu onun imanlı bir Müslüman olması ile ilgilidir. İstiklal Marşı bir anlamda Türkçü-İslamcı bir sentezin ürünüdür. İstiklal Marşı için 1920-21 yıllar arasında Türkiye'nin bağımsızlık tutkusunu, yurt sevgisini, savaşma azmini dile getiren bir şiirdir. Akif'in özellikle Kastamonu camilerinde dile getirdiği düşüncelerinin şiir haline getirilmiş şeklidir derler ve aslında son derece de haklıdırlar. Şimdi birinci dörtlükte ne anlatılıyor? Birinci dörtlükte bir milletin egemenlik sembolü olan bayrağın dalgalanacağı, dolayısıyla bağımsızlıktan vazgeçilemeyeceği belirtiliyor. Korkma diye milleti ve orduya seslenilen marşta amaç yenilgilerden yılmamak, yılınmaması gerektiğini öğütlemek, Doğu Seferi ve 1. İnönü Savaşı ile başarılı olan orduya inancı yüksek tutmaktır. İkinci dörtlükte bağımsızlık sembolü olan bayrağı seslenilerek milletin bağımsızlığı kan dökerek kazandığı vurgulanır. Burada ırk kelimesini kullanan Akif, Turancıların düşüncesiyle aynı konumda değildir. Millet anlamında kullanır bu kelimeyi. Akif, Allah'ın bağımsızlığı bir hak olarak millete verdiğini belirtir. Üçüncü dörtlükte Akif, bağımsız yaşayan milletin önüne hiçbir engelin konamayacağını, hepsini aşacağını yazar. Bu millet bunu sağlayacak bir savaşma gücüne sahiptir. Dördüncü dörtlük, İstanbul hükümetlerinin Ali Kemal, Refik Cevat gibi yazarların maddi üstünlüğü olan işgalci güçlere karşı konulmaması gerektiği söylenenlere cevap gibidir. Batı'nın emperyalist güçleri asla savaşma kararlılığında olan imanlı Türk milletine karşı koyamaz.
Burada medeniyet düşmanlığı değil, anti-emperyalist bir söylem söz konusudur. Beşinci dörtlükte yurttaşlar vatan savunmasına çağrılmaktadır. Şair Tanrı'nın vaat ettiği günlerinde geleceğini umut etmektedir. Nazım Hikmet bu dönem içinde İstiklal Marşı'nın bu kısmına itiraz etmiştir. Şiirinde de Huvay Milli Destanı şiirinde de dile getirmiştir. Dönemin anlayışını yansıtmak açısından bunu vurgulamak istiyorum. Orada da bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem nasıl anlatsam. Akif inanmış adam. Fakat onun hep inandıklarının hepsine ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Beni burada tutan şey şehit olmak vecdi midir? Sanmıyorum. Mesela bakın, gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır, gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyorum. Zaferden sonrasına dair kim bilir belki yarın. Burada da daha çok iradeyle, kararlılıkla bu savaşın kazanıldığı vurgulanmakta. Altıncı dörtlükte bu vatanın şehit kanlarıyla kazanıldığı kimselere verilmemesi gerektiği vurgulanır. Her bir köşesinde cennet gibi olduğu belirtilir. Yedinci dörtlükte cennet gibi vatan için herkesin canını feda edeceği belirtilir. Tanrı'dan her şeyi alsa da vatandan ayrı bırakmaması temennisinde bulunur. Sekizinci dörtlükte Anadolu'ya girmiş olan emperyalist güçlerin dinin temeli olan yerlere saldırganca davranmamaları Tanrı'dan dilenir. Burada özellikle Bursa'ya giren Yunan ordusundaki Venizelos'un oğlunun Sultan Osman'ın türbesine ayağını basmasına gönderme yapılmaktadır. Aslında bu tip acı verici olaylar Balkan savaşlarından biri görülmektedir. Dörtlükte bu durumun verdiği acı ve Tanrı'nın bunu önlemesine yönelik umut dile getirilmiştir. Dokuzuncu dörtlükte zafer kazanılıp yurt düşmanlardan temizlenince şehitlerin toprağın altından kalkıp sevinç gözyaşı dökecekleri başlarının göğe değeceği anlatılır. Onuncu dörtlük zaferler sonrasında bayrağın sevincinin anlatıldığı bölümdür. Bayrağı ve onu savunan millete çöküş yoktur. Bayrak ve millet sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bağımsızlık Tanrı'ya tapan milletinin hakkıdır. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Milli Marş, kapitalizmin gelişip milli devletlerin kurulduğu 18. yüzyılda belirmeye başlar. Bizde de Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bazı Milli Marş denemeleri yapılmıştır fakat istenen sonuç alınamamıştır. İstiklal Marşı, Marseillez örneğinde Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtacak, halkı coşturacak bir metne duyulan ihtiyacın sonucudur. Osmanlı'nın son döneminde Avrupa devletleriyle yapılan resmi törenlerde hepimizin bildiği Katibim türküsü Milli Marş yerine çalınmıştır. Balkan devletleri de onun müziğini kendi milli marşlarında kullanmışlardır. Mehmet Akif'in sözleri, Zeki Üngör'ün müziğiyle İstiklal Marşı bütün toplumun benimseyip duygularının yüklediği milli marşımız olmuştur. Konuşmamı Mehmet Akif'in temennisiyle bitirmek istiyorum. Allah bu millete tekrar İstiklal Marşı yazdıracak şartları yaşatmasın.